Sevgili dostlar merhaba. Yine yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda Dell Inspiron 1525 model laptoplarda BIOS pilinin basit bir şekilde nasıl değiştirileceğini göstereceğim. Pek çoğunuzun bildiği gibi bilgisayar kapatıp açtığımızda tarih ve saat ayarları değişiyorsa BIOS pili ömrünü tamamlamış demektir. Evet, bu modeller biraz eski. Belki pek çoğunuz artık kullanmıyordur ama bazı forum sayfalarında soru sorulduğunu görünce yine de bir video çekme gereği duydum. Hem de genel bağlamda bir fikir verir diye düşündüm. Neyse fazla uzatmadan direkt konuya girelim. BIOS pilini sökmek için öncelikle buradaki 4 adet vidayı yerinden sökmem gerekiyor. BIOS pili birçok bilgisayarda bu kapağın altında bulunuyor. Ancak bununki bu gösterdiğim kısımda ana kapağın hemen altında takılı. Evet, şimdi bu kapağı çıkarıyorum. Önceden sökmüştüm vidalarını. Şimdi de bu 4 adet vidayı yerinden çıkaracağım. Pili yerinden sökmek için bunun gibi arkası hafif geniş bir aletle kapağı hafifçe birbirinden ayırmam gerekiyor. Ben cımbız kullandım. Tabii siz farklı bir alet de kullanabilirsiniz. Pili yuvadan çıkartmak için de bunun gibi çok ince uçlu bir tornavida kullanmanızı tavsiye ederim. Buradan bakınca pil görünmüyor. Malum çok dar bir noktada olduğu için ama siz kapağı ayırdığınızda rahatlıkla görebilirsiniz. Evet, pili söktük. Gördüğünüz gibi ön kısımdan çıktı. Normal 3 voltluk BIOS pilimiz. Şimdi yenisini takacağım. Ben GPN'inkini kullanıyorum. Biraz reklam gibi olacak ama gayet uzunca bir zaman gidiyor. Bu pillerin belli bir numarası var arkadaşlar. 20-32 düğme pil diyoruz buna. Bu pili elektronikçilerde veya saatçilerde bulabilirsiniz. Bunu da belirtmiş olayım bu arada. Tabi takmadan önce ölçmemiz gerekiyor. Markada olsa raf ömrünü tamamlamış olabilir. Onun için her ihtimale karşı ölçüyorum. Görmüş olduğunuz gibi 3 voltumuz tamam. Şimdi bunu yerine takalım. Evet, daha önce de söylediğim gibi burada pilin bir yuvası var. Kapağı tam sökmediğim için gösteremiyorum maalesef. Ama siz söktüğünüzde direkt görebilirsiniz arkadaşlar. Dikkat ettiyseniz cımbızın iki ucunu kullanmıyorum. Çünkü cımbızla tuttuğumuzda artı eksi kısa devre olacaktır. Bu da pilin deşarj edecektir. Buna çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet sevgili dostlar, bu da kısa bir video olsun dedik. Umarım bir nebze olsun faydalı olmuşumdur. Eğer faydalı bulduysanız lütfen abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.